Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte Visual Basic Net'te string metotlarından letterim metodunu göreceğiz. Peki, letterim metodu nedir? Ne işe yarar? Şöyle diyelim. Bakın string diyelim. String için letterim metodu arkadaşlar şunu yapar. String'in önündeki boşluğu atar. Şöyle diyelim. String'in önündeki boşluğu atar. Bakın şu. Yani önündeki boşluktan kastetmek istediğimiz nedir? Solundaki boşluğu atar. Peki bu nasıl olacak? Şöyle düşünelim. Mesela şöyle Ankara yazalım. Şimdi Ankara'nın da şurada A'nın önünde başka bir karakter var mı? Yok. Şöyle diyelim. Bakın şu. Şimdi A'nın önünde ne var? Şöyle boşluk var. Bakın şu. Letterim metodu peki ne yapar? Letterim metodu işte şunu yapar. A'nın önündeki şu boşluk var ya. Şuradaki boşluğu şöyle siler. Bunu daha iyi anlamak için şöyle bir örnek yapalım. Forma şöyle arkadaşlar, birkaç tane kontrol nesnesi yerleştirelim. Bakın şuradan sabitliyorum. Şöyle iki tane buton, iki tane de text kutusu yerleştirelim. Şuradan kapatıyorum. Şimdi şu buton üzerindeki yazıyı değişelim. Ne diyelim? Şöyle veri yaz diyelim. Şu buton üzerindeki yazıyı da değişelim. Ne diyelim? Şunu diyelim. Önündeki boşluğu sil diyelim. Önündeki boşluğu sil diyelim. Önündeki boşluğu sil. Bakın şu. Şimdi ne yapacağım? Şöyle program çalıştırıp size göstereyim. Program çalıştığı zaman şuraya tıkladığım zaman işte karşıma bir pencere gelecek. Veriyi yaz diyecek. Ben de veriyi yazacağım. O yazdığım veri şurada text 1'e eklenecek. Şöyle ne diyelim? Şöyle işte. Veri ancak şu şekilde eklenecek. Örneğin şöyle önünde boşluk olacak şekilde. Bakın şöyle şu şekilde eklenecek. Ondan sonra ne diyeceğim? Önündeki boşluğu sil diyeceğim. Şuradaki arkadaşlar Delphi yazısı var ya. Şöyle şuraya arkadaşlar şu şekilde eklenecek. Ne yapacak işte? Şu önündeki boşluğu silip buraya ekleyecek. Şimdi ne yapalım? Yavaş yavaş kodlarımızı yazalım. İlk olarak şurada arkadaşlar text 1'e yazımızı yazalım. Peki o nasıl olacak? Şuradaki butonu şöyle seçiyorum. Butonu seçtikten sonra iki defa tıklıyorum. Bakın buton neyine geldik? Click olayına. Şimdi program içinde ne dedik? Dedik ki programı çalıştırdığımız zaman işte şurada bakın. Şurada veriyi yaz dediğim zaman ne diyecek? İşte karşımıza bir pencere gelecek ve diyecek ki veriyi yaz. O pencere nedir? Input box'tır. Peki input box nedir? Kullanıcının veri girdiği bilgi pencereleridir. Ne yapacağım burada? Input box için bir değişken tanımlayacağım. Şöyle dim diyorum. Peki dim neydi? Değişken tanımlarken kullandığım kelimeydi. Veri isminde şöyle string tipinde bir değişken tanımlıyorum. Şimdi ne yapalım? Veri değişkenine şöyle veri değişkeninde input box'ı kullanarak kullanıcıya şunu diyelim. Diyelim ki veri yaz. Şöyle. Kullanıcı veri yazdı. Sonra bu veriyi ne yapalım? Text 1'e aktaralım. Peki text 1'e nasıl aktaracağım? Şöyle text box 1 nokta text eşittir. Şöyle ne diyeceğim? Veri diyeceğim. Bakın şu. Bunu da bu şekilde dedikten sonra bakın şimdi ne yapalım? İsterseniz çalıştırıp görelim. Bakın ne diyor? Veri yaz. Mesela ne diyelim? Delphi diyelim. Bak şöyle şu şekilde. Bakın ne yaptı? Delphi'yi buraya ekledi. Şimdi ne yapalım? Şimdi de şurada arkadaşlar bakın şu önündeki boşluğu sil diyeceğim. Peki bu nasıl olacak? Bunun için arkadaşlar şurada ben bir değişken tanımlayacağım. Şöyle dim diyelim. İşlem isminde şöyle bir değişken tanımlayalım. Ve tipi de string olsun. Ve ne yapacağım? Şuradaki veri değişkenini kullanacağım. Bakın şu input box'a kullanıcı veri yazdı ya. Yani işte Delphi yazdı.
Input box'u kullandı, Delphi yazdı. O Delphi'de geri ne oldu? Veri değişkenine aktarıldı. Ancak ben burada şurada bakın şu buton 2 var ya, şu buton 2'de veri değişkenini kullanabilmem için ben bunu ne yapacağım? Buradan alacağım bakın şuradan. Public class var ya, hemen bunun altına yazacağım. Bakın şu. Burada kullanabilmem için arkadaşlar şu buton 2'de şuraya yazmam gerekli olacak. Şimdi yazalım. Şöyle diyelim. Bakın şöyle. İşlem değişkeninde ne yapılmıştı arkadaşlar? Şu kullanıcının şu input box'ta girdiği değer var ya, onun önündeki boşluğu silelim. Peki o nasıl olacak? O da şöyle olacak. Bakın. Şöyle ne diyeceğim? Şöyle letterim, bakın şöyle. CTRL boşluk tuşu. Letterim, bakın. Letterim. Ne yapacağım? Neyi sileceğim? Şuradaki veri değişkenin önündeki boşluğu. Şöyle parantez aç kapat. Bakın. Veri değişkendeki boşluğu siliyorum. Tamam, veri değişkendeki boşluğu sildim. Ve ne yaptım? Bunu işlem değişkenine aktardım. Şimdi ben bunu, bir de bunun ne yapılmasını istiyorum? Text 2'ye aktarılmasını istiyorum. Peki text 2'ye nasıl aktaracağım? Şöyle aktaracağım. Text box 2 nokta text eşittir. Ne yapacağım işte? İşlem değişkenini buraya yazacağım. Bakın şöyle. Şimdi isterseniz şöyle çalıştırıp görelim. Bakın veri yaz diyor. Bakın Delphi yazacağım ama isterseniz şöyle önünde 2-3 karakter boşluk olacak şekilde yazalım. Bakın şöyle. Delphi diyelim. Bakın ne yaptı? Delphi ekledi. Bakın önünde boşluk var. Şimdi ne diyeceğim? Önündeki boşluğu sil diyeceğim. Bakın şu. Ne yaptı? Bakın. Önünde boşluk var ya, şu boşluğu sildi. Evet arkadaşlar, bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.